Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Yeni Malatya Spor'a 3-0 yenildiği karşılaşmayı konuşuyoruz. Maça ilişkin rakamlar da sanal gerçeklikle işte bu biçimde geldi ekrana. Yani... Konuşuyordum, araya gittik. Fenerbahçe kimlere yenildi? Konya, Beşiktaş, Malatya. Evet, içeride. Hatay'la da berabere kaldı. İçeride. Peki, bakıyorum Konya maçı, Beşiktaş maçı, Malatya maçı. Üç takımın da oyun şekli aynı abi. Evet. Aynı oynuyorlar Fener'e. Üçü de aynı oynuyorlar, rahat rahat alıyorlar maçı. Aynı oynuyorlar. Ofsayta düşmemiş Fener. Ve Fener çözemiyor. İşin enteresan tarafı. Duyduğuma göre Hamza'ya soruyorlar. Böyle bir sonuç bekliyor muydunuz dakikalar diye. Dakikalar içinde gelecek. Hamza'nın verdiği cevabı biliyor musunuz? Ne diyor? Evet, bekliyordum. Benim için sürpriz olmadı diyor. Ya bıraksın ya. Galip gelmek bana gelen 3-0 haber yenmek mi acaba? Bana gelen haber o. Ya bak, galip gelmek de 3-0 fark hocam. Bilemiyorum bak. Siz için sürpriz olur mu diyorlar. Birazdan gelecek o sürpriz. İsmail Hoca da ona benzer bir şey söyledi. Evet. Ama bu çok biz farklı. Biz çok iyi çalıştık, çok biliyorduk diye. Çok iyi planlar diye yaptık. Ama Fenerbahçe'nin işte zafiyeti nerede? Bak, aynı tarz oynayan takımlar. Zaaflarını biliyorduk dedi. Hem de güçlü yerlerini kapattık. O zaman Fener'in buna çözüm getirmesi lazım. Erol diyecek ki ya biz bu tip takımlara niye böyle oluyoruz? Sen çözeceksin Erol. Bir de Malatya 4 santraforla oynadı. Öyle düşün yani. Evet. 4 tane. Yalnız o söz, şimdi evet. Bakalım basın toplantısına. O söz öyleyse en çok düşünmesi gereken Erol Hoca. Evet. Ya bak, Erol Hoca aynı şeyi söylüyor. 3 takım da aynı oynuyor topu. Dikkat edin, aynı topu oynuyorlar. Peki. Ve sen reaksiyon gösteremiyorsun. Peki Erman abi, sana şöyle bir katkıda bulunayım. Erol Hoca Malatya veya Alanya'nın başındayken İstanbul'a gelip büyüklere karşı nasıl oynuyordu? Aynı oyun oynuyordu. Ama Fenerbahçe yani, öyle oynar mı? Aynen. Yani Konya sana nasıl oynuyorsa, işte öne geçtiği zaman Beşiktaş nasıl oynuyorsa. Ya da hocam şimdi senin dediğini ben bir türlü çözemedim. Yani İstanbul'a geldiği zaman Galatasaray'a başka türlü oynaman lazım. Beşiktaş'a başka türlü oynaman lazım. Fener'e başka türlü oynaman lazım. Hepsini aynı oynatamaz ki yani. Hepsini... Ben bir teknik adam olsam İstanbul'a gelince Galatasaray'la Fener arasında taktik olarak çok farklı şeyler var. Beşiktaş da öyle. Yani hepsi şey... ayrı ayrı oynanır yani. Hocam, Erol Bulut'un bir şekli yok ki ben böyle oynatıyorum. Ne için? Erol Bulut'un ben böyle oynatıyorum demesi için bir takımı 3 sene falan çalıştırması lazım. Hayır canım, şimdi Alanya Spor... Ona göre topçu alması Alanya lazım. Spor'la da geldiğinde... Ama daha yeni Erol Bulut. Malatya'yla da geldiğinde kendi sahasında bekledi. Geçiş oyununu oynadı. Puan aldı, alamadı. Bilmiyorum ama oyun oynadı. Sonuçta rakiplerinin de... Fenerbahçe teknik direktör olduğu zaman... Alanya'daki gibi oynuyor diyor Allah yani. Allah aşkına bak, senin için söylüyorum. Türkiye'de böyle bir şey var. Geçiş oyunu herkesin dilinde. Geçiş oyunu akan oyun. Ya akan oyun, geçiş oyunu böyle var ya, pelesenk olmuş herkesin dilinde. Geçiş oyunu ben senin için söylemiyorum. Yanlış anlama. Herkes... Ya geçiş oyunu nedir? Nasıl başlar? İlk top nasıl çıkartılacak? Negatif geçiş nedir? Pozitif geçiş nedir? Şimdi adamlar hocam... Futbol Federasyonu hep söylüyorum. İspanya, San Sebastian'da bütün İspanyol antrenörleri bununla ilgili yalnız dersler verdiler ben... ya. Sunum yaptılar. Biz Türkiye'de bu herkesin alakası yok. Hayır, bu hep geçiş diyorsun. Geçiş üzerinden bir her pozisyon geçiş üzerinden. Ne diyelim? Sen söyle onu diyelim abi. Ya set hücumu olur, duran top olur. Geçiş negatif olur, nasıl olur? Sağında bekliyorsun. Rakibe baskı yapıyorsun. Topu kapıyorsun. Ya hızla bak şimdi merkez orta saha. Anlamadım. Geçiş bu oyuna ne deniyor? Söyle onu söyleyelim. Geçiş döner. Geçişin tarifi ne? 1-2 pastan sonra farklı bir şey geçiş döner. İki pasta farklı bir şey döner. Tek pas, kontra atak vesaire, bunlar nasıl oynanacak? Negatif nedir, pozitif nedir, hiçbir şey yok. Herkes geçiş, orta sahaya gel, geçişten hocam maçı kazandı. Hocam ama tabii onları arkadaş, siz belki teknik adam olarak düşüneceksiniz. Ekran başındaki onu o kadar detaylı ekran düşünmez. Ekran başındaki zaten düşünmüyor. Onu istemiyor, adam çok net güzel şeyler istiyor. Doğru, net şeyler istiyor. Haklısın, o zaman da Avrupa'ya gidemediğimizden 5 takımda hayır, böyle 3 ayda elendiğinden ileride ön elemeyle hiçbir Avrupa'da yarışmayacağız. Benim söylemeye çalıştığım şu. Ya bunlar hiç konuşulmayacak. İşte böyle devam. Fenerbahçe'nin teknik direktörüsün. Sana gelen tırnak içinde... Beraberliğe razı gelen ya da beraberlik için gelen takımların nasıl oynadığını en iyi sen biliyorsun. Çünkü sen de öyle oynadın oraya gittiğinde. Çözümü bulacak kim? Çok güzel orada, söylüyorsun Gürcan. Orada neden çekinirdin? İşte rakibin zaafı neydi? Neyi yaparsın? Dediğin gibi orada çözüm bulacaksın. Erol Hoca'ya şurada katılıyorum. Ama şimdi hak veremiyorum. İdmanları falan seyredemediğimiz için Reha Hoca. Şey diyemiyorsun.
Diyor ki bir planım var. O planda görevli oyuncularım var. Fakat bunu sonuçta becermesi lazım insanların. Anladığım kadarıyla öyle bir açıklaması var. Şeyin içinde. Söylediklerinin içinde. Şimdi ne oynatmak istediğini antrenmanda çözemediğimiz için. Kendisi de mesela Abdullah Hoca olsun, Aykut Hoca olsun. Bunlar basına, maç öncesi açıklamalarında bazen oyunlarını tarif ediyorlardı. Bunu oynamaya çalışacağız diye. O zaman da maçı o gözle seyredebiliyorduk. Yani Erol Hoca'dan da öyle bir tarif ya da modelleme alamadık. Şimdi işin başka bölümüne geldiğimiz zaman bir sürü haklı yönü var. Bahaneler kısmına yazacağız. Yeni takım. Ne var ne var? Ya yeni takım yeni, 4. Yeni takım. Sakatlar. Abi 12 hafta, tamam. 2 hafta milli takım arası oldu. Tamam. Ekim-Kasım'da 14 da, hafta ya. Ama takım, bir de hazırlık devresi var. Ayrıca takımın 4'te 5-6 hafta. Milli takım da zaten. 10 kişiyle çalışıyor. Tamam da yani Gürcan. Nesini yapabilir? Ya Allah aşkına her şey bak 4-4'lük böyle olacak hali yok Fenerbahçe'de. Doğru 4,5-5 aylık 18 tane transfer edilmiş bir takımdan bahsediyoruz. Demiyorum 4-4'lük olsun. Ya 4-2'lik olsun, 4-1'lik olsun ya. Fenerbahçe bir mağlup da olabilir. Bak 3 maç üst üste içeride 5 maçta olur. Bir tane Fenerbahçeli şunu acaba düşünüyor muydu? Son 3 maçta 9 gol yedi mağlup oldu. Ya Fenerbahçe şimdi oyunu çevirir diyebiliyor muydun? Ya 3-0 ama bu maç 3-3 biter veya 2-0 içeri mi girdik? İkinci yarı biz 3-2 yeneriz. Bir tane Fenerbahçeli buna yani doğru baskı yaparız önde ve de hücum çeşitliliği var. Kaliteli hücum oyuncularımız var. Bak demin konuşturmadın beni. Onu lehimize çeviririz. Bu tamam. Skor bizim için 2-0 onu, geride de olsak önemli içeri girsek der mi? Demin konuşturmadın beni. Dediğin doğru. Vücut dili o şeyi vermiyor. Yani ya yine vücut bu, dilinden abi oyun bugün, yok. Oyun çıkmıyor Fener'de ya. Baba oyun çıkmaz. Vücut dili, bak, coşku hep bu. Bak, büyüklük, arma bunlar tamam. Abi, sırf bundan ben, tarifi olmaz hoca, abi ya. Hoca ben başka şey söylüyorum sen başka şey anlatıyorsun. Abi niye başka vücut şey söylüyorsun vardır. Ya? Sağdaki oyuncunun hırsını görürsün, mücadelesini görürsün. Yani tamam. Fenerbahçe takımı oyuncu değişikliği ya, yapıyor. Bir şey söyleyeyim. Yeni giren oyuncu yürüyerek Konya, giriyor oyuna. Öyle saçma şey Konya, mi olur hocam? Konya Spor Beşiktaş maçı ve bu Malatya Spor maçında sırf tarifi bu. Hatay Spor da puan kaybetmiş. Hocam. Yani hoca Konya yani bak Konya 4 Beşiktaş maç 4 maç içeride 11 puan hayır, kaybetmişsin. Bak, Konya sen hepsini bundan tarif ediyorsun. Koşmuyor, mücadele Konya etmiyor. Konya Beşiktaş maçları formanın büyüklüğünü bilmiyor. Allah aşkına Konya bu kadar maçları, bu günümüz maç, oyunları bu kadar ucuz mu ya tarifi? Bak gene eksajere diyorsun. Konya, ne eksajere edeceğim? Sen aksine Fenerbahçe taraftarını ümitlendiriyorsun. İleri bakışlarını gerçekçi olmuyorsun sayenizde. Hocam ben gerçekçi. Siz gerçeği sen söyleyeceksiniz ya. Yorum yapıyorsun. Sen tabelaya yapıyorsun. Fenerbahçe 3-0 mağlup olmuş sana göre var ya Erol Hoca hatalı değil. Olur böyle şeyler. Koşmanı mücadele etti. Bundan sonraki haftalar düzelir. Sen eksajere ettiğin gibi beni dinlemiyorsun da hocam. Niye dinliyorum çünkü ya. Çünkü ben öyle bir şey demedim. Senin dediklerini demedim. Oraya getiriyorsun ya. Olayları. Sen bak Konya maçını. İstatistikleri sayıyorsun. Konya maçını maç, söylüyorsun. Bilmem ne falan. Bir saniye Fener takımı mağlup oldu diyorsun. Allah aşkına. Burada hocanın çok büyük Fener hatası takımını, var tabii canım. Fener takımının sayılmayan golünü niye söylemiyorsun? Ya, sakin ol. Sakin. Beşiktaş maçı hakem tartıştık burada. Ya Allah aşkına sakin yapma, ol. Tamam gözü, Beşiktaş gözü, maçında bak bu maç ayrı ama. Ya Beşiktaş maçında maç, hakem Beşiktaş üzerinden maçlarıyla bak, aynı değil. Beşiktaş maçında hakem üzerinden sırf okumamak gerekir ya. 10 kişi kalmış rakibe pozisyon üretemiyor. Ya Allah aşkına nasıl bak Fenerbahçe üretemiyor hocam. 7 doğru tane kurtarıcı kim yaptı? Doğru bir şekilde. Hayır pozisyon üretemiyorsa 7 kurtarıcı kim yapıyor? Ya Fenerbahçe'nin hakemi Fenerbahçe'nin. Haklısın. Çünkü Beşiktaş'ı yaptı hakem. Bak bir dakika Erman hocam. Aleyhineyse Beşiktaş'ın aleyhineydi. Sana göre Beşiktaş'ı yaktı. Bana göre ikinci gol öncesinde yakma. Net foul var, net tehlikeli hareket var. Sana göre. O da sana göre yani, işte zaten. Bana göre atılması gerekir iki tane oyuncu. Gürcan yanlış tamam, böyle. Benim gibi, benimki siyah beyaz var. Tabii Hakan hocam. Atılır. Net. Evet, ikinci evet. Sıradan evet. Kaleci atılır. Hayır, net. O, bak ben sana siyah beyaz diyorum. Sen bana yorum hatası söylüyorsun. Sana göre bana göre. Ama bak bunların yüzünden işte Fenerliler, bilmem Beşiktaşlılar, Galatasaraylılar zarar görüyorlar. Popülist yaklaşım olmayacak hocam. Doğru. Popülist yaklaşım olmayacak. Gürcan sen şimdi analizi koyacaksın. Fenerbahçe. Gürcan popülist hayır, yaklaşım. Hayır, şimdi evet popülist yaklaşıyor. Hayır, bu akşam bile bir şey söylemiyor. Gitti Hatay Spor maçına 27 tane şuta istatistiklerine bakıyorsun. Bakacaksın. Ölçmediğin veriyi hayatta geliştiremezsin. Evet doğru. Ama Fenerbahçe'nin oyununu da diyeceksin Erol Hoca'nın hatası yok o yok. 3-0'a bile bir bahaneleri bir yerde 3-2'lik Beşiktaş maçına bile bahane üretmeye gerek yok. Yani bu takımın sıkıntılarını masaya koymak gerekir. Burada çünkü fast food, günlük, anlık, kupa maçı, grup maçı oynanmıyor. 40 maçlık bir tane maraton var burada Gürcan. Evet. Yani bunu demek ki doğru tahlil etmek gerekir. Doğru yani. Fenerbahçe'nin sıkıntılarını doğru tahlil edeceksin. Hayır, sen
Pozisyon yok. Onu koyacaksın. Hayır hoca, pozisyon yok dediğim maçta 7 kaleci kurtarışı var. Nasıl pozisyon olmaz? Allah aşkına. Öbür taraftan Konya maçı. Buz gibi golün verilmiyor. 1-0 öne geçeceksin. Maç çok farklı yönlere gidecek. Ben de onu söyledim. Geçen hafta hakemlerin alerjisi var dedim. Kolları vermiyorlar. Onu da söyledim. Ama Fenerbahçe'den oyun da çıkmadığını, sezon başından beri yalnız skor çıktığını söylüyorum. Hoca, oyun burada da Erol Hoca'nın... Hoca oyun çıkmıyor dersin. Bu bir yorumdur. Erol pozisyonu yok dersin. Bu yanlış bir görüştür. Bak Erol Hoca da büyük hata. Daha büyük hata, sen ne söylüyorsun? Ya antrenmanda çalışıyorlardır. Ya antrenmandan oyuncuya bir şey geçmiyorsa zaten orada olay bitmiştir ya. Teknik adam olarak çalıştın mı bir kulüpte? Yok. Eğer bir teknik adam oyuncu grubuna sağ içinde diyorsun ki planları vardır mutlaka. Eğer o oyuncu grubuna yaptırdığın antrenmanlarda o planlar geçmiyorsa daha ortada büyük sıkıntı var. Bak inan daha büyük sıkıntı var. Yok, sıkıntının olduğu kesin zaten. Değil mi Mehmet? Ya, sen de oynadın ya. Sıkıntının olduğu kesin zaten ya. Fenerbahçe takım iç sahada 3 yer mi? Veya ona bir tepki vermez mi? Kesinlikle burada zaten hocanın bu problemi var. Oyuncularla da tabii ki arasında bence bir sıkıntı var. Yani diyalogla alakalı veya çalıştırmasından alakalı eksiklikler de olabilir. Yok, hani ben ezbere söyleriz Mehmetciğim. Futbol adamı antrenmanları görmedik. Bir de oyuncuların performansiyonunu tabii ki bilemeyiz. Ama hocanın tabii ki söylüyor zaten Erol Hoca. Hem A planım var hem B, 3-4 tane benim planım var diyor zaten. Olması da lazım zaten. Sağda zaten. Sen görüyor musun Mehmet? Fenerbahçe takımı zaten... Ben de diyorum ki daha kötü değil mi? Sen de oynadın. İyi oynadığı, kazandığı maçlarda da yok. Daha büyük sıkıntı. Bugün dediği şey şu. Planımız var, sahaya yansıtamıyoruz diyor. Tamam, daha kötü. Nerede çalışıyorsun? Bugün geldi. Peki çok güzel. Sahaya yansıtamadığın yer. Nerede bu planı çalışıyorsun, pratiğini yapıyorsun? Antrenmanlarda değil mi? Kazandığı maçta da var eksiklikler hocam. Niye geçmiyor o zaman sahaya? Orada Reha Hoca haklı. Bunlar havaya söylenen laflar. Planımız var, var. Ne? Bilmiyoruz değil mi? Biliyor muyuz abi planını? Ya da göremiyoruz. Ya da göremiyoruz daha doğrusu. Haydi. Diyebilirsin ki mesela Beşiktaş maçında siz şeyi neden çıkardın Anadolu dedi, top tutamıyordu. Yani plan neymiş o zaman? Değil mi? Sisse top tutacak. Sisse topu tutacak. Yani, hayır ben... Yani şey maçı, bana cevap ver. Planını Erol Hoca planını söylüyor da futbolcular yapamıyorlar mı? Yapmıyorlar mı? Yani yapamıyorlar mı? Yapmıyorlar mı? Yapamıyorlar hocam. Hayır. Yapmadıklarını ima ediyor gibi geldi bana. Yok hoca. Bakacaksın. Yani evet. Konuşmalardan mı? Konuşmalardan mı? Yoksa Erol Hoca'nın. Hayır. Erol Hoca'nın konuşmalarından sanki benim dediklerimi yapmıyorlar çıktı. Bence. Benim düşüncem. Ermen abi burada. Bir daha okuyun isterseniz. Erol'un konuşmalarını. Bir kere daha verir miyiz? Bir daha getirin. Koraycığım bir kere daha verebilir miyiz? İçinde var. Valla öyle olsun tamam. Bilirim hoca. Yani söylerim sana. Senin de sokacağını bilmiyorum tabii. Ya Sisse ile ilgili mesela var ya, Erol Hoca şunu söyleyecek madem oynatıyor. Sisse'den oyun çıkmaz. Sayı çıkar. Gol çıkar. Doğru. Doğru mu Mehmet? Gol çıkar. Bak aynen. Mehmet'ten gol santrofor olarak gol, oyun da çıkar sırtı dönük. Bozar, aynen. Eder. Şimdi farklı. Samatta'dan sayı çıkmaz. Oyun aynen, çıkar. Evet. Şimdi bunu Erol Hoca bilmesi gerek. Kimi oynattığı ne için? Tamam. Oyun daha büyük facia oyun planımız var. Ama. O bir saniye şunu tekrar bir okuyalım. Hayır, problem ondan şu. Sonra devam et Gülcan. Samatta'yı oynatmasa Sisse'yi oynatsa haklısın sen. Samatta yok. Bak Vedat'la Soylu yani bu kadroya Vedat'la Soylu otkalsa Fenerbahçe ilk santrafor oynatsa yine pozisyonu giremezler. Çünkü üreten bir takım değil. Savunmadan orta sahadan ucuma top gelmiyor. Ancak çıkmıyor Fenerbahçe. O planı ne kadar sahaya yansıtabiliyoruz? Defans anlamında ciddi sorunlarımız var. Mental bir sorun var. Bir şey var kesinlikle. Sorumluluk bana, bize ait. Oyun planımız var. O planı ne kadar sahaya yansıtabiliyoruz? Defans anlamında ciddi sorunlarımız var. Evet, orayı oturtamadı ki. Mental bir sorun var. Evet. Bir şey var kesinlikle. Ne diyor? Var sorun. Biliyorum diyor. Yapmıyorlar, yapamıyorlar diyor ya. Demiyor öyle bir şey hocam. Yok. Allah Allah. Dese bana göre öyle diyor. Hocaya göre öyle. Caner de aynı şeyleri söylüyor. Caner'e bak. Caner'in söylediğiyle Erol Bulut'un söyledikleri öpüşüyor. Şu, yok. Oyun planımız var. O planın ne kadar sahaya yansıtabiliyoruz? Evet. Orada işte çelişkiyi ortaya koyuyor. Evet. Onu kendisine yönelik bir öz eleştiri olarak mı söylüyor? Oyuncularına bir eleştiri olarak mı söylüyor? Mesele orada. Hem kendine hem oyunculara... Bana bize bak, diyor. Ender bir şey var. Bak şimdi pozisyon hatası yapıyor diyor. Erman Hoca senelerce işte stoper oynadı. İyi bir stoperdi devrinin. Değil mi? Hep söyleniyor. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Chelsea geçen sene ligi 10. bitirdi. Bu sene 34 yaşında Antonio Beer diye genç bir antrenörle çalışıyor hocam. Bu ne yapıyor biliyor musun Chelsea'nin bu sene? Bu sene 11 maçta 11 gol yediler. Bu haftaya kadar daha az pozisyon veriyorlar. Bir tek Ender 34 yaşında bir antrenör, bireysel antrenör,
Savunma antrenmanı yaptırıyor Gürcan. Hamza Hoca gelmiş, hemen gidelim röportaja.